Eğer benimle gelmek istersen, eğlen sunam bahar gelsin gidelim. Bizim yollar çamurdur da ulaşılmaz, bizim yollar gurur sunda gidelim. Hayran gidelim boyu, bizim yollar çamurdur da ulaşılmaz, bizim yollar gurur sunda gidelim. Hayran gidelim boyu. Fethederler de Karaman'ın elini, bir köprüsü yok geçemedim seninle. Bir pançer yaylasının da acer gelini, lale sümbüllerin aşta gidelim. Hayran gidelim oyun, bir pançer yaylasının da acer gelini, lale sümbüllerin aşta gidelim. Hayran gidelim oy oy oy. Evet, Türkan'ın eline ayağına sağlık. Değerli Mesut Diyeler, hayırlı akşamlar. Bu akşam da Ozan Aydoğan'la Mesut Diye burada programına tekrardan hoş geldiniz. Bu akşam da Mesut Diye'mizin yine değerlerinden, genç yeteneklerinden, kemençe üstadı diyelim tabii ki de. Bizim evladımız, bizim değerimiz Sami Furkan Şener, Armutkolu doğumlu. İnşallah bu akşam da güzel bir akşam dileyip sizlerle beraber olacağız. İnşallah Sami Furkan Şener'i de yakından tanıyacağız. Güzel müzik dinletilerini dinleyeceğiz. Hoş geldin Furkan'ın programımıza diyeyim öncelikle. Bugünkü programımızın içeriği bu. Seni tanıyacağız, Mesudiye'yi konuşacağız, değerlerini konuşacağız. Furkan'ı da bilinmeyen yönleriyle değerli Mesudiye'leri anlatacağız. Hoş evet. Geldin tekrar. Öncelikle ben sana hoş geldin diyeyim abicim. Hoş bulduk bu arada. Mesudiye deyince bizde bir sevda oluşuyor böyle. Aynen. Bir Mesudiye milliyetçiliği çok çok büyük yani bizim için. Aslında diğer yöreleri, diğer illeri, bölgeleri de kıskandıracak şekilde bir milliyetçiliğimiz var. Aynen. Bu şekilde ben programına konuk diyeyim. Üstad demen bana şu an doğru olmaz ama Mesudiye'de bu kemençemi temsil eden en genç kişi olarak şu an ben varım. Çok güzel. Bizim Mesudiye'miz bu konuda işlenmemiş bir maden. Çok güzel. Hep baktıkça şu enstrümana baktıkça hep ne bileyim köküne gidiyorsun. Bunun en başında işte Fallaca çıkıyor. Fallaca aynen. Kökünde Rüştü Tuncalı üstadımız. Ya ben şöyle diyorum. O dönemlerde keşke yaşayabilseydim. Değil mi? Şu an bu enstrüman bu şekilde günümüzde kolayca bulunabilen ama o zaman işte şu an telleri çelik. O zaman bağırsaktan aynen. Tel gerip ağaca, ahşaba ses vermiş ve bu insanlar çok çok iyi şeyler yapmışlar. İyi eserler çıkarmışlar ve TRT'nin arşivinde bugün var. Şu çaldığım, girdiğim parça var. Aynen. Ve bunun gibi ilerleyen dakikalarımızda hepsini tek tek icra edeceğim diyeyim aynen. Dilim döndüğünce. Kısaca Furkan'ı tanıyalım mı? Tanıyalım. Ben Armutkolu doğumlu dedin ama öyle varsayalım. Biz köyümüzü, memleketimizi hiç unutmuyoruz. Hemen her yaz giderim. Ben 94'te Kadıköy doğumluyum, İstanbul'da. Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Eğitim hayatıma burada başladım. Burada bitirdim. Şu an özel sektörde çalışmaktayım. Askerliğimi bitirdim. İlkokul ve liseyi, ilkokulu burada mahallemizde bitirdik. Ünalan'da bitirdim. Kadıköy'de lise eğitimimi bitirdim. İstanbul'da yine üniversitemi bitirdim ve
meslek hayatıma atıldım. Çok güzel. Şu an askerliğimi de Ankara'da tamamladım. Benim aslında ana mesleğim grafik tasarım. Hı hı. Askerde de yine kara kuvvetlerinde çok güzel. Grafik tasarımcı olarak TSK'ya birçok eser bıraktım, geldim. Şöyle bir şey, Ankara'da askerlik yaptığımda yine işte Mesudiye milliyetçiliğini konuşturacağım. Burada ismini geçireceğim. Bir mahsuru var mı? Mesudiye sevdalıları. Bizim bir Ankara'daki abimiz vardı. Şu an bağışlasın beni izliyorsa aynen, eğer. Selam olsun eğer izliyorsa. Benim paylaşımımı görüyor. İşte askerliğim Etimeskut, Çankaya diye. O Furkan sen bizimsin, geliyorsun buraya. Biz seni bakıyoruz, ediyoruz. Orası senin evin Ankara'da. Yalnız çay yapmıyorsun. Mesudiyeliler Derneği'ne Kızılay'da ilk ben Ankara'ya ayağımı bastım. Bir ben asker çantamla şeyimle orada çayımı içtim. böyle ya ben hiç alışamadım bugüne kadar. Birçok Mesudiye çatısını gördükten sonra işte ben grafik tasarımcıyım. Aynı zamanda Mesudiye halkımızı, kitlemizi çok çok seviyorum. Müziğimize aşina. İşte Şükrü var. Evet evet. Arada. Selam olsun buradan çok, bütün üstadlarımıza. Ben 9'da falan başladım. Hı hı. Kemençe sevdasına. Şöyle başladım. Yani Karadeniz yöresinde hep deriz ya riv 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 hızlı bir tempoyla gidiyor işte. Diyorum ki 3 tane tel var, bir tane de yay var. Aynen. Ya bunu adamlar hem çok hüzünlü çalıyor, kendilerini dinlendiriyorlar. Hızlı aynen. çalıyorlar, kendilerini yine dinlendiriyorlar. Hı-hı. Rehabilite olunabiliyor. Aynen. Ben dedim ki bu enstrüman lan iki telle de ötüyor bu falan. Onun derdindeyim. Ve Mesude de bir tane elinde kemençe çantası ile dolaşan bir adam gördüm. Kim bu diyeceksiniz? Esas bu işe başlamamdaki en etken temel yukarı Faldaca'dan diyeyim. Ayhan Uysal'dır. Aynen. Buradan da selam olsun. Selam yani. Olsun. Ellerinden öpüyorum onun. Şu an kendisi yayla da ulaşılmıyor telefonla. Bayağıdır ulaşamıyorum. Bayram Seyran hiç dinlemiyor. Telefon kapalı. Yayla da şu an dinlendiriyor kendini diyelim. Selam olsun buradan. Bana çıkardı. Bir takım tel verdi. İşte ben tekrar taktım ettim başladım. Sonra yine kayıp. Ben diyorum ki hala ben bu işi nasıl öğreneceğim? Ben bunu öğreneceğim diyorum ama davul zurnaya da ben çok 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 istiyorum, böyle oradaki tınıları yakalamaya çalışıyorum. Aynen. Hep işte köyümüzde de şimdi parçalıyorum bu konuları. Köyümüzde derneğimizde de işte folklor grubumuz vardı bizim. Evet. Bu arkadaşlarım vardı aynı zamanda. Bizim bir aslında gençlik kitlemiz vardı. Aynen. Şu an ya sizin şimdi bile Arnavutköy'ün gençlik kitlesi yüksek, nüfusu yüksek, genç kesim biraz daha yüksek ve aktif bir gençlik vardı. Evet, evet. Buradan da hepsine Arnavutköy'üne selam olsun, gençlerine, bizi izleyen herkese selam olsun. Bir müzik daha yapalım. Sonra sohbet devam edelim. Aynen, aynen. Şu an bizi izleyenlere de şimdi hemen okumadığımız zaman onlar da şey yapıyorlar. Onlara bir selam gönderelim. Nuray Tuncalı iyi yayınlar, Almanya'dan sevgiler demiş. Öztürk Şahin iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Cemil Şahin iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ramazan Ayhan Mıcık iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hatice Uzuner Öztürk hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Selahattin Erdem yan dağlar yan demiş. Yakacak bu gece. Zülküf Öztürk iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Cemal Okutan Furkan'ım seni izliyorum, selamlar demiş. Cemal abi. Aynen. Selam olsun Cemal abiye de. Özür diliyoruz buradan Cemal abi. Heyecanımıza başla. İsmini zikredemedim. Cemal abim de Ankara'dan. Evet, Ankara'dan. Aynen. Biraz önce ismini zikretmek istediğim insan, güzel insan diyelim. Aynen. Bütün Armutkolu şu an gördüğüm kadarıyla burada. Kuzenler falan yakındalar. Aynen. Hepsine tek tek selam edelim. Aynen. Hadi bakayım bu gece Mesudiye Armutkolu tam gaz. Evet, bu uzun havada şöyle bir şey var. Ayhan abi işte bana kemençeyi başlattı. Ve Mismilonlu Ahmet'in, Ahmet Delice'nin de, kemençeci Ahmet'in de bu çalacağım uzun hava ona bir vasiyeti. Hastanede son canını vermeye yakın diyeyim, bağışlayın beni.
Diyor ki Ayhan diyor bunu gittiğin her ortamda çalacaksın. Vay. Bu türkü diyor. Şimdi hadi bakayım. Onlarısına gelsin bütün mesudiyelere. Götürdün bizi bir yerlere.
Buradan da gerçekten büyük üstada Allah nur içinde yatırsın, mekanı cennet olsun diyoruz. Gerçekten yazmışlar be. Evet. Söylemişler. Yaşanmışlık yazmışlar. Var hepsinde. Aynen. Esasında bu türkü de Sivas yöresinde. Yazan kişi Sivas yöresinden ama bizim üstadlarımız Mesudiye'ye bunu yerleştiriyor, icra ediyor. Biz aynen. de aktardık. Dilimiz döndüğünce, bileğimiz döndüğünce affedin diyelim. Çok güzel. Furkan'ım nasıl bir çocukluğum vardı? Ben nasıl diyeyim? Hatırladığım kadar ben yaramaz bir çocuktum. Çok meraklı, sorgulayan bir çocuktum. İşte merakımdan bir tanesi aynen. burada bunu aynen. icra ediyorum. Ben yerimde durmayan bir çocuktum. Hiperaktif. Hiperaktif de değil de bu. Yani bir lamba yanıyor. Lambanın nereden nasıl yandığını. İşte bu kitap nasıl geliyor, yani? Bu kitabın içine harfler nasıl dizildiğini. Bilgisayar, aslında bu her çocukta vardır. Televizyon, aynen, televizyonun aynen, içindekiler aynen. gibi. Hep sorguluyordum. Hep hı-hı. merak ediyordum. Yani vaktimi diğer arkadaşlarımdan ayırıyordum hep kendimi. Anladım. Sürekli bir şeyler yapmak, böyle boş durmamak, hareketli olmak. Ve ben bugünüme kadar hiç boş durmadım. Çok bir şeylerle güzel. Meşgul oldum, bir şeyler yaptım yani. Ve böyle bu zamana kadar geldik. Aynen. Bizi izleyenlere yine okuyayım mesajlarımızı. Onlara da şey olmasın. Erdal Araz, hayırlı akşamlar. Selamlar. Cengiz Şahin, aleyküm iyi akşamlar. Selam. İyi yayınlar. Ayşe Şener, iyi yayınlar Fıkancığım demiş. Tekin Şener, hayırlı yayınlar. Başarıların devamını dilerim demiş. Gülten Özgül hocamız bizi izliyormuş. İyi yayınlar. Cemal Akutan, Furkan'ım aman kara çorap örmedim de istek demiş. İnşallah hepsini sıradan söyleyecek Furkan'ım. Dedik ya bu gece onun gecesi olsun. Sonra bir gençlik yılların oldu tabii. Nasıl bir gençlik geçti? Gerçi yine hareketlidir tabii de. Tabii yine geçti. Gençlik yıllarımı ben liseden başlayayım. Yani lise hayatım boyunca. Lisede ben yine hep bir şeyler, faaliyetler yapalım. İşte müzik koroları, işte tiyatrolar falan. Lise hayatım boyunca 4 tane tiyatro oyunu sergiledik. Çok güzel. Ve bunu Kadıköy Belediyesi'nde, belediyelerde işte yarışmalarda falan sergiledik. Ödüller aldık, derecelere girdik vesaire. Bu tabii ki bana yani büyük bir özgüven kattı. Yani ben diyorum ki şu an herhangi bir sivil toplum kuruluşunda ya da bir siyasinin önünde çıkıp tek tek konuşabilirim diye bir özgüveni ya, ben buradan aldım. Şey tabii ki de. Yani bu toplumu en tabii sıcak kaldığım toplumda tabii ki Mesudiye toplumu. Ya Mesudiye şimdi bizim vazgeçilmezimiz oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçi söyleyecektim ama yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemiz var. Evet. Basınımız var. Değerli Mesudiyeliler. Ama bizim televizyonumuz yok. Biz de istedik ki insanlara bir şekilde ulaşıyoruz. 81 il 13 ülkeye kadar giden bir basınımız var arkadaşlar. Yaklaşık 29 yıldan beri hayatta kalan tek basınımız ve tek bizi temsil ediyor ve ayakta durmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. Bir emekli öğretmenin başarısıdır bu. Anlatabiliyor muyum? Biz de iyi ki onun sayesinde bizler de bu programları ya da bu basını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki her insanın da eksisi artısı vardır ama hayatta arkadaşlar şunu söyleyeyim değerli mesudiyeler. Hiçbir zaman ön yargılı hayata bakmayın. Kim olursa olsun kesinlikle. Şunu düşünün her zaman. Empati. Empati nedir arkadaşlar? İlk önce karşındaki insanı, birini eleştirdiğin zaman onun yerine kendini koy. Sonra eleştir. Empatiyi yaparak düşünür. Yani bir insanı suçlamak ya da aşağılamak demeyeyim de yani bir insanı fikrini bile söylerken empati yaparak fikrini söyle ki bir insanı kendi yerine koyup da öyle düşüneceğini söyle. Kesinlikle. O yüzden arkadaşlar her işi insanlar sevdiği için yapar. Sevmediğini hiç kimse yapmadı. Bugün Furkan'ım dediği gibi bir mesleği var. Yanında bir işte ne bileyim kemençesi var. Bunun yanında tabii ki bundan sonraki hayatında da belki öğrenciler yetiştirecek. Kendi mesleğinde yetiştirecek. Artı yanında yine ekstra bir elektrik evet. işinden alınıyor. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizim değerlerimizi bizler hayatta varken sahip çıkalım. Ben dedim ki ya bizim televizyonumuzda yok. Dedim ki ya bu kadar değerimiz var. Bunları hayattayken onları alayım. Onlara bir nebze de faydamız olursa ne mutlu bizlere. Bir şeyler verebilirsek. Geç bile kaldık diyorum. Yani geç bile geç kalmış bile tabii. Yani bugün Ordu'nun 20 ilçesinden biri olan Mesudiye bile tarihinde Ordu'dan bile daha önce gelen bir ilçe. Evet kesinlikle ama öyle. Televizyonumuz yok. Biz dedik ki böyle bir şey pandemiden önce hayata geçelim. Maşallah o da sizlerin sayesinde arkadaşlar tuttu programımız. İstedik ki daha böyle hepsine ulaşabileyim.
Hedefim de zaten hem gazeteden hem programdan bütün dünya üzerine ulaşmak. Evet. Şu anda bir de YouTube kanalımız var zaten. Eğer YouTube kanalından da arkadaşlar bugün Sami Furkan Şener'i ben isterim ki bütün dünya tanısın, bütün dünya duysun. Niye böyle düşünüyorum? Bugün Yunan bir kemençeci var. Matatöz. Marketöz mü ne? Aha, Bütün dünya tanıyor. Doktordur kendisi. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi doktor. Arkadaşlar Ozan Aydın'la Mesut diye bizim YouTube kanalımıza abone olursanız şu anda yaklaşık 650 aboneye sahibiz bu kısa sürede. Beni ulaştığımız zaman şu yayını bütün dünyaya verebileceğiz. Mesudiyemizi, kültürümüzü, turizmimizi, Sami gibi değerlerimizi tanıtmak amacımız bizim. Bundan bir ücret talep edilmiyor. Sadece YouTube'a girdiğiniz zaman Ozan Aydın Mesut'u yazınca Evet, abone biz ola çıkın tıkladık aboneye tıklayın. Sizler de bir katkı sevdanı yüreğinle göster mı? desteğini. Mesudiye milleti, milliyetçiliği bunu yapar mı? Hadi bakalım şu anda seyredenlerin hepsi Ozan Aydın Mesut diye burada ya abone olsunlar. Biz de Sami Furkan Şener'i bütün dünyaya duyuralım. Mesudiyemizi duyuralım. Kültürümüzü, sanatımızı, Evet. turizmimizi. Onun için birlikten kuvvet doğar. Biz hep birlikte Mesudiyiz arkadaşlar. Haydi Furkan'ım. Şöyle bir yayına müdahale etmek Yok gibi yok olmasın. estağfurullah. Öncelikle Dükkan bizim. başta kendi köyüm olmak üzere dernek başkanımız, muhtarımız, gençlik kolları başkanımız, Aynen. bizi temsil eden bütün gururlarımız, sivil toplum kitleleri diyeyim. Hepsine buradan tek tek selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca köyümüzde şu an daha yeni haber aldık, bir cenazemiz varmış. Özür dileyerek bu yayınımızı yapıyorum. Başlayın, biz de bir katkı sağlamak için buradayız. Yine Mesudiyemizi katkı sağlamak için buradayız. Sizlerden de başsağlığı diliyorum. Ölmüşlerimize de rahmet Aynen, diliyorum. aynen. İzninizle programımıza devam etmek Hadi istiyorum. bakalım Furkan'ım. Evet, yorumlardan bir Furkan Kemençeyle diye görüyorum. Selamet Erdem dedik. Hayırlı yayınlar, selamlar. Furkan'ım kara çorap demişti. Ahmet Özgürt iyi yayınlar. Gürsel Yılgın alkışlar demiş. Evet. O zaman devam. Aynen. Hareketen sonra bırakacağız. O zaman yine bir Rüştü Tuncalı eseriyle TRT kayıtlarında Bir Çift Turna Gördüm Vay 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 diye vay. başlayalım. Yağmurdan garla
senden yare selam edin durnalar, temiz sunalar. Vay 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 vay. Yazanlar nasıl yazmış be? Yani hangi duygularla yazmışlar o zaman? Hasretlik. Hasretlik bu, bu var. Bu bir hasretlik. Yok yok, hepsi için söylüyorum. Gerçi bu söylediği eserler hep bizim kendi tarafımızın eserleriydi arkadaşlar. Rahmetlik Rüştü Tuncalı'ya, işte ne bileyim Kemençeci Ahmetlere. Yani Allah yani nice niceleri gelsin böyle ya. Keşke gelsin. Ben gerçekten yani ben bunu ben bir meslek olarak yapmıyorum yani. İş olarak tabii, yapmıyorum. Tabii. Para kazanmıyorum ama bu türküleri babama yaşatmak, çaldığım zaman ya da dayımlar işte bir toplandığımız zaman çaldığım zaman ister istemez diyorlar ki çal bakayım Kemençeci Ahmet gibi çalabiliyor musun? Ya. Ya böyle işin gerçeği bu. Ben de dinleye dinleye artık tabii ki üstadlarım gibi çalamam ama tabii canım. Dilim döndüğünde bunlar hep kulak aşina. Ya bunları yaşatmak bile güzel. Yaşatmak Furkan'ım. Güzel evet. Aynen. Evet. Nasıl başladın Furkan'ım ilk? İşte Ayhan abiyle tanışmamla tel mevzusuyla başladım ve Mismilon Yaylası'nda Karagöl Yayla Şenliği var. Evet. Hemen o zamanlar en son yayla şenlikleri diyebilirim. Aynen. Yani artık daha olmadı. Daha çünkü. Olmadı. Hı-hı. Ben de bunlara katıldım ve o zaman da çok mutlu oldum da yani. Yayla sisi, dumanı, müzik oluyor. O atmosfer. Ve bir kemençe sesi geliyor bir yerden. Aynen. Yine ben Ayhan abiyle ikinci sefer karşılaştım hayatımda. Ha. Dayımlar falan var yanında da. Buradan hepsine tek tek selam söylüyorum. Dayım dedi ki Furkan gel bakayım sen kemençe öğrenmek istiyordun. Otur bakayım dedi. Dedim Ayhan abi sensin. Ha. Ben de dedim Furkan'ım. Evet. Bunu bana öğreteceksin dedim bu kadar. Bana öğreteceksin dedim. Aynen. Sen biz yani biz yabancı değiliz. İki evet. Üst köyüne Fahrıca Bayraklı Musulu bu kadar. Aynen. Yani bunu bana öğreteceksin. Tamam dedi yerim ya bak. Aynı böyle de şey yaptı. Sen dedi numaramı bir kaydet dedi. İstanbul'a gelince beni ara. Sonra sağ olsun geçen selam olsun buradan. Geçen yayın yaptın Yunus hocamla. Aha. Yunus Emre Kurt. Selam olsun Yunus'uma da. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Aynen. Onunla tanıştım. Müzik açısından çok değerli bir üstattı kendisi. Çok güzel. Aynen. Gerek kişiliğiyle, karakterliğiyle ben ondan iyi şeyler gördüm. İnşallah bir gün o akşam da konuştuk. Buradan selam olsun yine Yunus'uma. Bir birlikte yapalım abi dedi. Ben dedim inşallah. İnşallah. Furkan'a çünkü ben şöyle söyleyeyim. 2 sene oldu herhalde değil mi? 1-2 sene. Ama böyle bir programımız yoktu hayatta ama. Yoktu ama yine bir canlı yayınımız vardı abi. Yine bir canlı yayınımız vardı. Nasip bugüneymiş inşallah. İşte istiyoruz ki inşallah şu Cenab-ı Allah şu pandemi dönemi bir an evvel atlasın. Tabii ki de meslek olarak yapmıyor ama inşallah o da istiyoruz ki güzel öğrenciler yetiştirsin. Gençler yetiştirsin. Mesude'ye can feda diyor. Can feda yani diyor dediği önce. Gibi. İnşallah bu kültürümüzü hiçbir zaman unutturmamak. Bunlar arkadaş gerçekten bir mirastır arkadaşlar. Bir Rüştü Tuncalılar, bir Kemençeci Ahmetler. İnşallah Furkan gibilerde bunları yaşatıp İnşallah. Hep hayatta kalsın bu kültürümüz ki güzel şeyler. Dediği gibi birinin yanında çaldığı zaman duygulanıyor, hasret duygularını o yıllara götürüyor, o günlere götürüyor. Gerçekten büyüklerimiz atalım çok gurbetçilik, hasretlik çekmişler. Evet. Çünkü bizim Mesudiye'miz kırsal bir kesimde arkadaşlar. Verimli diyemeyeceğim. İşin özü bu arkadaşlar. Yani gerçekten hiçbir zaman kaçınılmaz. Çünkü belki Ordu'nun sahil tarafına doğru biraz daha şey toprak. Çünkü bizim sert bir toprak. Aynen. İki iklim yaşanan çünkü hatta köprünün üstünde diyor Kolşik Orşit diye. Evet, evet. İki iklim sahip olduğumuz için arkadaşlar her bitki yetişmiyor. Karasal iklimi karasal sert bir şekilde iklim. Yaşıyor. Aynen sadece mümkünler ekip, biçip, buğday, işte yulaf, ne bileyim karapancar, lahana. Bu kadar. Bununla adam mesela biz orada izlediğimiz zaman diyor ki ya fındık var. Lan bizde fındık ne arar? Yok. Bizde fındık yok. Onun için arkadaşlar bizim o mesudun her şeyini seviyoruz be. Onun için bütün değerlerine sahip çıkalım. Sevginizi yüreğinizle gösterin. Şimdi şunu söyleyeyim. Belki doğru söylense bazı şeyler acıdır arkadaşlar. Yani demin dedim ya ön yargıyla davranmayın. Evet. Hayatımda bu seneki kadar kaldığım yani 40 gün 40 gece Mesudiye'de kaldım. Gerçekten öyle oldu. Gitmediğim köy demeyeyim de yalan olur. 70 köyün %50'sine gittim arkadaşlar. Sıkıntılı olan köyler var, ihtiyacı olan köyler var, göç eden insanlar var. Kimi köyde var 35 kişi, kimi köyde hep kapılar kapanıyor. Bu da neden? Gurbete geliyor, İstanbul'a geliyor, üniversite okuyor. Bir de bu pandemi dönemi okulların zaten iki çocuk olsa iki çocuk
ya da öğretmen yok. Ha şu da var. Bütün köylerimizde sorunlar var arkadaşlar. Yok değil. Artı bütün köylerimiz sorunları derken yol sorunu bir, su sorunu iki. Evet. Başkanlarımızla da görüştüm. Bugün şimdi yolunu yapıyoruz. Şimdi ne? Su yolu yapılacak. Ülkemizde asfalt sadece Ordu'da olduğu için o da bugün 70 trilyona mal oldu. Ve 20 ilçede bir talep gittiği zaman bir dünya STK'larımız var bizim. İstanbul hepsini bir araya getirmeye çalışıyor. Furkan'ın bir bize faydası, bizim bir Furkan'a faydamız olsa ne mutlu. Bir Mesudiyeli olarak. Onun için arkadaşlar biz hep birlikte Mesudiye'yiz. Ne olursunuz sevginizi yüzünüze gösterin. O gitsin. Kesinlikle. Furkan'ım seni yakalayınca müziksiz nasıl istiyorsan. O zaman birazcık uzun havalardan aynen hareketliye doğru Cemil girelim. Cemil Şahin ağzına yüreğine sağlık demiş. Yavrum şinan şinan ay şinan ay bu baş şinan ay yavrum şinan şinan ay şinan. Allah çorap takışı yarı yakıyor da kıymette kızım bak gemileri yakıyor bu başına koydum dedi çıkmayın can oldu memleket çıkmayın gözleri can oldu memleket bu başına başına nay nay da yavrum şinna şinna nay şinna nay Şinlerine selam olsun. Aynen buradan arkadaşlar. Dediğim gibi Furkan bu bir pandemi dönemi geçiyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir dönemde. Evet. Furkan ne yaptı bu dönemde? Bu dönemde Furkan çaldı. Ve çok korundum bu durumdan. Mecburen çalışmak zorundaydı. Tabii ki de. Bu yüzden çalıştık ettik ama içler açıcı bir durum söz konusuydu. Dışarıda kimseler yok. Memleketin hali gerçekten kötüydü ve şu anda da kötü ama belli edilmiyor. İlk aynen aylardaki vaka artışları tekrar devam şunu etmekte. Şunu söyleyeyim Furkan'ım, lafını kesmeyeyim de. Ben bu bir. İkincisi korunman gerekiyor. Bugün otobüslere bakıyoruz ağız ağza. Alışveriş merkezlerine gidiyoruz ağız ağza. Ya affedersin arkadaşlar, bir insan hasta olduğu zaman ya da zor duruma düştüğü zaman mı o sıkıntıyı derdi anlıyor? İlk önce kendini düşün ya. Kendi aileni düşün. Kendi çoluğunu çocuğunu düşün. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? İlk önce kendini düşün. Sonra karşındakini düşün. Yani yazık günah arkadaşlar ya. Onun için dikkat edelim. Ne olursunuz. Hijyene, insanlarla temasa. Sosyal uyarı, sosyal sorumluluk mesajımızı buradan iletelim. Aynen aynen. Aynen. Lütfen gerçekten şöyle açıkçası ben de bu hastalığı geçirdim ve yendim. Maşallah. Bronşit oldum. Hastanede evet kaptım. Bir Allah'ın kuluna bulaştırmadım ama bayağı sert vurdu. Hastanede yattım. Gerçekten çok zor bir dönem. Çok şükür sağlığımdayım şu an.
Ama hastaneden çıktığımda yaşam en eskisi, yani normal dönemde olduğu gibi devam ediyordu ve çok sinirli bir şekilde çıktım hastaneden. Evet. Ya zaten bayağı belirtileri var işte, sinir yapma, ağrılar. Yani zor be. Sinirim ondan değildi. Atlattığım hiçbir şeyim yok. Neden hala duyarsızız diye sinirlendim açıkçası. Aynen. Ya maskeyi ilk aylarda taksaydık bu kadar vakamız olmazdı diye ya noktalıyorum ben. Dünyanın şeyine göre mi ayak uydurduk diyelim, ya da kendi şeyimize göre. Mesela şunu söyleyeyim. Bir yasak gelecekse bence ya bazen bilinçli olmak lazım. 12'de söylenmişti ya, cuma akşamı 12'de, evet. Millet hurra doldu şeylere. Sanki savaş var gibi. Eskileri anarak birazcık insanlarımız böyle bir, yani bu bir cahillik tabii, bence tabii. Ama kimseye cahil diyemeyiz. Affola, her şeyimiz vardı ama belki devlet olarak iş imkanları yoktu. Herkes gerçekten aynen işlerinden oldu. Ben olmadım. Karantinamı geçirdim. Hastalık sürecimi geçirdim. Karantinam bitti. İşime devam ettim. O ayrı bir şekilde. Ama çok mağdur olan insanlar oldu. Bizim toplumumuz şöyle, yani hep bilinçli değiliz. Bilinçli değiliz. Bir ya şeyler başımıza şey gibi, gelecek. Aynen. Ondan sonra. Şey bir de var Furkan, hani böyle vurdum duymadıkla değil de sallamama gibi mi diyeyim? Ya böyle bir farklılık var arkadaşlar. Yani ya şunu söyleyeyim, ben yurt dışında da bulundum. Söylemese yanlış anlamayın. Adamlar o kadar itinalık yani her şeyine. En basit örneğini vereyim arkadaşlar. Bir insan senin kapının önüne ya da camının önüne araba park edemiyor. Bu yasak mı? Bu yasağa uyuyor. Bir telefon açıyor arkadaşlar. 2 dakika sonra araba çekiliyor ve ceza ödemeyeyim diye bu adam bunu yapmıyor. Bizde ama bir şey yapma diyorsun kural ya. Kural tanımamaktır. Tam tersini yapıyoruz. Yani hani bazen derler ya, ne lazım diyorlar ya, kültür mü lazım? Yani, okumak şart. Okumak şart tabii ki. Yani bir toplumu bireyler oluşturuyor. Aynen. İşte STK'ları, onları bunları hepsi bir araya geliyor. Ama bunları oluşturan bir normlar, kurallar var. Bunları işte Avrupa'sı falan, Avrupa'ya özendiğimizden değiliz. Türk toplumu gayet çok, biz yaşıyoruz yani. Hı hı. Memnunuz hayatımızdan. Ama insanlar kuralcı. Kuralcı olduğundan dolayı İşte yasaktır, bir şeydir, bir şeylere uyuyor. Furkan'ım ilk önce insanın bir defa kendine bir saygısı olacak. Kendine. Saygısı olacak. Karşı tarafa da bugün yolda yürüyorum. İnanır mısın? Bütün yollar böyle maske, bilmem. Ya bu kesinlikle öyle. Atana da zarar, dışarıdakine de zarar. Oradaki hava, rüzgar teneffüs ettiği zaman gitti bir başka adama bulaştığını düşün. Yazık, günah. Ya onun için bilinçli olmak gerekiyor. Bilinçli abi. Olmak lazım. Yani dinimizce de, ya yani mesela biz hoşgörü dinindeyiz. Diyor ki suyu ne soğuk iç ne sıcak. Aynen. Yani aynen. Neden? Kendine dikkat etmen açısından. Yani bu, kendine dikkat edersen bütün her şeyi çözersin. Aynen. Her şey insanlık, güzellik. Bu şekilde gidiyor. Taşkın Şener, hayırlı yayınlar Ozan abi. Canım yeğenim Furkan, seni daha önce tebrik ediyorum. İbrahim Ekşi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar İbrahim abicim. O da bizim köyden, Fallıca'dan. Taşkın Şener, teşekkür ederim kardeşim. Musul'dan, Allah razı olsun. Selam olsun abicim sana da. Hadi Furkan'ım, ver coşkuyu. Evet, verelim şimdi. Evet, öyle gidelim o zaman. Hadi bakayım. Kırmayalım. Hadi şimdi bakayım. Biraz yöremizden açılarak. Açılalım. Bu enstrüman bütün bölgelerin eserlerini, şarkılarını çalıyor. Aynen. Elimizde olunca da çalmayız demiyoruz. Hadi bakayım, aykırı yollarını yap. Benden bütün Mesut Eller, bütün Armut koluna gelsin arkadaşlar bu parça. Gemileri yürüten de ortadaki direktör, beni böyle söyleten de bu gaybana yürekler. Gemileri yürüten de ortadaki direktör, beni böyle söyleten de bu gaybana yürekler. Ay kirli yolları nerede, boyları nerede maşallah. Bizim evde gelin yok.
yok da sen olursun inşallah. Fikrin yozunu da den göreyim yüzünü. Versek omuza da öpsem kara gözünü. Ay kirin yollarını da boylarına maşallah. Damat yok da ben olurum inşallah. Ay kirin yollarına da boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Vay vay, hadi bakayım. Haydi. Ekran başından da döktürebilirsiniz. Alkışlar gelmeye başladı. Bayraklıdan yukarı armut kolum usulü. Bayraklıdan yukarı da armut kolum usulü. Ben ayrıldım yarimden, oy oy ufağım bir tanem. Vardır onun usulü, vardır onun usulü. Ben ayrıldım yarimden, oy 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 oy. Sevdum bir tanem, vardır onun usulü, vardır onun usulü. Haydi armut kolu. Kemençe çalla şalla yoruldu bileklerim. Kemençe çalla şalla da yoruldu bileklerim. Zayam mı gitti yavrum, ey ey sevdam bir tanem. Bir tanem seni yalvarmak verir, seni yalvarmak verir. Seni yalvarmak verir. Haydi Mesudiye. Birazdan daha hareketli aynen bir şekilde bizim yöremizden gideceğiz yine. Ama Ozan Atsız alkış, Eda Kaya alkış, Öztürk Şahin alkış, Öztürk Şahin alkış, Cemil Şahin alkış. İyi yayınlar kardeşim, ağzına sağlık. Muammer Akta sağ ol. Coşan gelin al yeşil kuşan gelin. Baban çirkin sen yüze al elde kuşan gelin. Ne bakıyon can gibi de gözlerime can gibi. Gelin beni zannetme oynatma kocan gibi. Dam 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 ayıp geldi ifekli mendisedi. Şu milletin kızını da candan yürekle sevdi. Thank you.
Oy Maria Maria, oy Maria Maria, kız Maria Maria, oy Maria Maria. Vuruldum ölüyorum topukta yukarıya, vuruldum ölüyorum, haydi bakayım, haydi bakayım. Yıkılar mı kolu, yıkılmasın diye. Tavara bayırları dayanıyor çayırları, Mesudi yanayları dayanıyor çayırları. Yine vurunu tuttu falda canımları, yine vurunu tuttu Musul hanımları. Oy Maria Maria, kız Maria Maria, vuruldum ölüyorum topukta yukarıya, vurdular ölüyorum topukta yukarıya. Hoppa! Am yar başam yar doldurdum basa basa, diger geldi gel gel doldurdum basa geldi gel gel benim çok güzel am başam yar güzel diger geldi gel gel. Haydi haydi topla geldi gel geldi gel gel, pislarını topla geldi gel geldi gel gel. Haydi haydi topla, haydi haydi topla geldi gel geldi gel 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 gel. Ballaca oranı diye böyle devam ediyor. Haydi ballacalılar, armut kolu Mesut diye. Manavoz. Haydi manavoz. Ahlattır yedikleri, ahlattır yedikleri. Şu mele dedikleri de ahlattır yedikleri, ahlattır yedikleri. Ne güzel de oluyor yeşil çeşenlikler, ne güzel de oluyor. Güzellerin sesine vuruldum birisine, vuruldum birisi. Güzellerin sesine vuruldum birisine, vuruldum birisi. Beni yardan ayıran kahrolsun gitsin hiç. Beni yardan ayıran kahrolsun gitsin hiç. Gittim de doyamadım Çambaşı yaylasına, Faldaca yaylası. Gittim de doyamadım Armutkol yaylasına, Armutkol yaylası. Ne de güzel oluyor şenlikler havasında, ne de güzel oluyor şenlikler havasında. Aşağıdan dikten gel bakayım. Alın bakayım. Devam edeceğiz, evet. Arkadaşlar şu mesajları okuyalım. Evet, Hatice Uzuner çok iyi moral oldu demiş. İnşallah kardeşim bir an evvel sağlığına kavuşursun. İnşallah. Allah şifalar versin. Sana da moral olmuş olsun inşallah. Taceddin Şen'e alkış. Fatma Şen'e ağızlarına sağlık, başarılar demiş. Yayın çok kesiyor demiş. Tamam, ayarladık. Daha kesilmez bundan sonra. Furkan internetinden o. EBA mıdır? Nedir? EBA'dan dolayı. Abi canlı yayına giremiyorsun. Aynen. Resul Şahin vatanı görevim yapmak üzere Kayseri'deyim. Buradan sizi devrelerimle izliyorum demiş. Bizim için de bir parça çalsanız sevinir. Selamlar demiş. Resul'e de asker bir parça söyleyeceğiz şimdi. Resul'cüm bir haber duydum kardeşim, buradan dinliyorsan. Resul de askerde korona olduğunu duydum. He.
Kardeşim buradan geçmiş olsun, çok çok Resulüm. Geçmiş olsun diyorum. Hayırlı tezkerler diliyorum. Öztürk Şahin abi yayında kesiliyor demiş. Tamam, onu ayarladık Öztürk. Şerif Gören muhabbetiniz hep Türkiye olsun. Allah razı olsun Allah Şerif abi. Ordulu kaptan, yolların kaptanı diyeyim ona da. Özcan Şahin ağzına sağlık Furkan kardeşim demiş. Evet, tam gaz devam edeceğiz. Özcan abimiz bizim bizim köyden mi yoksa bizim davulcu Özcan abimiz. Özcan Şahin. Şimdi Şahinler bir Balıklı'dan var, bir Armutkoğlu'ndan var. Aynı bizim aydınlar. Ben şu an göremiyorum. Hepinize de selam selam. Aynen, hepinize aynen. Tek tek selam gönderiyorum. Şey var ya, yeni bir paçık değil. Sümeyye'den nefes alamıyorum. Onu çok istedi gelirken ille de çaldırdı. Abi bunu icra edebilirim ama sözleri... Bakalım. Şimdi burada yarım yamalak olmamasından korkuyorum o yüzden. Neydi? Sürmele'de miydi? Sürmele'de yaşayamıyorum diye. Ya daha ilerleyen zamanlarda iyice oturtturup böyle bence illa dedi yapsak az bir şey girsin dedi ama bakalım. Yine çalabildiğimiz kadar yine de şeyini kırmayalım onu. Yine onun değilinde yine bir Karadeniz parçaları hadi bakalım. Yapabiliriz. Hadi. Şimdi müziğine gir o zaman. Ya öyle gir, ona bağla. Tamam. Hadi bakayım. Ama abicim hiç sözleri yok. Onunla gir, ona devam ediyoruz. Dur. Ozan arkadaş kemençe dersi veriyor mu? Şöyle aydınlatayım. Ben henüz bir hocalık mertebesinde değilim. Ama İbrahim abi, Yunus Hoca var. Yunus hocamız var. Furkan'ın. Yok yok. Yunus Hoca veriyor. Sizin o Beykoz Paşa Bahçesi'ne. Beykoz Paşa Bahçesi'ne. Şişe camın arkasında zaten. Yunus Emre Kurt bu işi ben ondan öğrendim. Şu kadar bunu aydınlatmak isterim. Tabii tabii. 3 aylık bir sürede ben kemençe eğitimini aldım. Toplam aynen. 12 ders, yani 12 saate tekabül ediyor. Bundan sonra da kulağım vardı ve ben kemençe çalmaya başladım. Aynen. Resul Şahin amin abi, Allah razı olsun sizden demiş. Evet. Adil Güngör iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Adil abicim. Özcan Şahin, Furkan ben, Fahrettin telefonum. Arzına hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkürler Özcan Şahin. Evet, buradan Fahrettin telefonundan giriyormuş. Fahrettin abiye de selam olsun. Özcan abiye de, dernekte şu an izlemek istiyorlar. Galiba buradan nasıl yayın aktarabilirim ben şu an bilmiyorum ama Ozan abi senin bildiğin bir şekilde yayını paylaşsınlar. Bu yayını Özcan abi sen paylaşabilirsen bütün Armutkolu'da izleyebilecek. Armutkolu sayfalarından paylaşabilirsiniz. Orayı kapadı diyor. Kapatmadı İbrahim abi. Yunus Kurt devam ediyor. Telefonlaşırız İbrahim abi. İstişare ederiz. Özelden artık aynen. Siz aynen, irtibata aynen. Geçersiniz. Evet. Sevdiğim bir abimdir. O da kemençe çalıyor. Vay yanarsın vay. Cansın Furkan iyi akşamlar Ozan Bey'im. Teşekkürler Tacettin abi. İsmail Müzik hayırlı yayınlar. İyi akşamlar İsmail abicim. Bindur Aras Saraç hayırlı akşamlar iyi yayınlar. Teşekkürler Bindur Hanım. Safiye Aydın Çağlayan çok özledik. Böyle türküleri ağam yar paşam yar oynarken köy evimde tahtalı evler takır takır oynardık. Selam olsun Safiye Hanım. Emre'yle de çalıştım 3 ay. İbrahim abicim görüşeceğiz. Telefonlaşacağız. Haydi bakayım. Zeynep Başkan'dan yolovası söyler misin Öztürk Şahin? Başkan geldi. Selamlar Ertuğrul Başkan. Selam olsun. Bütün Gıcı'ya, Güneci'ye, bütün Mesude'ye selam olsun Ertuğrul Başkan.
tepeden kuşlar ramalanırdı. İner Akçabat'ı bir dolanırdı. Boz tepeden kuşlar ramalanırdı. İner Akçabat'ı bir dolanırdı. Duyar duyar yaylanın yolundayım. Alır göçü yaylaya yollanırdı. Duyar duyar yaylanın yolundayım. Alır göçü yaylaya yollanırdı. Demişsin vefasız çıktı karla taş, o gideli kirpikle Rum'da her gün yaş. Demişsin vefasız çıktı karla taş, o gideli kirpikle Rum her gün yaş. Belki yerden haber gelir diye gökten uçan kuşlara oldum yoldaş. Belki yerden haber gelirse diye gökte uçan kuşlara oldum yoldaş. Evet. Özcan Şahin, Fatih Şener, Oğuz Şahin, Muhammed Yılmaz, Sercan Şener, Mehmet Yüksel, herkese selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet. Bizim için de bir parça çalmışsın demiş, sevinirim. Hepinize buradan selam olsun değerli kardeşlerim. Tek tek hepinize selam aynen. olsun. İsteklerinizi de iletebilirsiniz. Aynen aynen. Ben ona göre size çalarım. Ayhan Şahin, iyi akşamlar Ozan'ım demiş. Melet Çay evinden selamlar. Melet Çay'ı da arkadaşlar tam Keyif Alan Sapağı'nın girişinde solda otantik bir çay bahçesi var. Ayhan kardeşime de buradan selam olsun. Melet Çay evinde gidip orada bir lemen yemenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. İki senedir memlekete gitmedim. Belli oldu. Bilmiyorum böyle bir Oğuz şey. Oğuz Şahin kardeşimizin ağzına yüreğine sağlık, başarın devamı diyorum. İyi yayınlar, selamlar. Teşekkürler Oğuz'um. Teşekkürler, selam olsun. Emel Güven, selamlar değerli konuğuna ve sana iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum Emel Hanım. Sercan Şener, iyi yayınlar diliyorum. Bütün Mesudiye'ye selamlar. Furkan bir tosun aldım. Beşe söyler misin kardeşim? Tabii ki abi, senin için. İnşallah bütün isteklerinizi çalmaya çalışacağız. Bu gece bizim olsun. Armut kolu gecesi olsun. Sevginizi, desteğinizle, yüreğinize gösterin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bizim gazetemiz yaklaşık dedik ya 29 yıldan beri var olan bir gazetemiz vardı. Sizlere ulaşmak için amacımız, hedefimiz iyi gün, kötü evet. gün. Değerli Furkan'ımız da abonemiz. Bugün yine yeniledi. Allah razı olsun desteğinden dolayı. Şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceden tabii ki her insanın hatası olur, eksiği olur, şeyleri olur ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Önceden kurye sistemiyle geliyormuş. Biraz sıkıntı yaşamışlar gelmemekte ya da gelmekte. Onun için arkadaşlar şimdi resmi PTT yoluyla geliyor. Gelmediği evet. takdirde bize ulaştığın zaman özel kargo sistemiyle gönderebiliyoruz. Evet. Böyle bir şeyiniz de var. Bir telefon kadar yakın arkadaşlar. Bizleri arayın. Köyünüzle ilgili Cenab-ı Allah hep iyi haberlerinizi versin bize. Kötü haberleri de tabii yayınlıyoruz ama hep iyi haberlerinizi arayın bizi. Deyin ki şu haberimiz var. Resimleyelim, haberleyelim. Dedik ya 81 il 13 ülkeye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ozan abi her yerde yani. Aynen. Yeter ki sizlerin ismini, adını ya da işte sanatınızı hepsini ulaştırayım arkadaşlar. Dedim ya Furkan şurada hedefim benim. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece ben kendim adadım Mesudiye'ye. Evet.
Bu çok önemli bir şey. Bütün dünyadaki Mesudiyelere ulaşmak benim hedefim arkadaşlar. Hı. Dedik ya sadece bir sigaradan bile daha ucuz 11 TL. 11 TL her ay ilk haftası PTT resmi yoluyla sizlere ulaşmakta. Bir senelik abonelik oluyor. Bizlere bir telefon açtığınız zaman anından aboneliğiniz başlıyor. Şunu söyleyeyim. Bugün şimdi atıyorum. Nerede? Almanya'da Furkan'ın akrabası var. Evet. Almanya'ya giden bir insan bakıyor. Aa Furkan bizim Furkan yeğenim ya da bir başkası. Bunlara da geçin arkadaşlar. Bir çocuğa 15-16 yaşında bir armut kolunu, bir musulayı, bir fallacayı, bir mesudiyi sevdiremezsin. Eğer şu gazete evinize girdiği zaman ne olacak? Mesudiye'nin ismiyle büyüyecek, tabii, aşırı neşir olacak bir mesudiyemiz. Bugün 16 yaşındaki çocuğu götürdün armut koluna ya da fallacıya. Ya baba ne yapayım burada? Sevdiremezsin arkadaşlar. Onun için ne diyoruz? Ya ağaç yaşken eğilir, bir mesudiye gazetesiyle büyüsün çocuğunuz. Bir de ufaklıktan götürün ki o mesudiye sevginizi yer etsin. Biz, sizlerden desteğinizi bekliyoruz. Biz bu sevgiye işte buradaki, şuradaki mesudiye sizin gazeteniz logosuyla, arabalarımızın arkasındaki, tabii, sticker'la, kornaya basmasıyla. Şöyle bir de mesudiye gidersin, mesudiyenin muhtarı vardır Muharrem amca. Aynen yani aynen. Şimdi aynen. Muhtarım bilmiyorum ama biz o kırtasiyeden çok sticker aldık, arabalarımıza yapıştırdık. Yani böyle bir sevda işte. Onunla ilgili bir hikaye anlatayım mı? Bunu her yerde anlatıyorum ama sizlerle de paylaşayım. Bir gün yurt dışındayım arkadaşlar. Bizim sticker'ı aldım. Yabancı bir arkadaşın arabasının arkasına yapıştırdım. Evet. Yabancı adam. Ama arkadaşız. O da tesadüf gittiği yerde bizim kargo işi yapan orada bir arkadaş var. Ona malzeme indiriyor. Ulan bir bakıyor arabanın arkasında yabancı plakalı arabada 52 mesele yazıyor. Ben de 10 gün oldu geldim İstanbul'a. Abi diyor böyle böyle ya buraya bir araba yanaştı. Üzerinde diyor 52 mesele yazıyor. Dedim ki bize her yer mesele diye. O kadar. Olay bu. O kadar. Evet Furkan'ım sen bir müzik daha yap o bekleyenlere. Mesajlarımız da var ama bir hemen hızlı yine alayım. Evet Sercan Şen iyi yayınlar diliyorum. Bütün Mesudiye Sihan'ın Furkan bir tosun almak 5'e söyler misin demiş. Tabii. Ertuğrul abi tabii, Ali Küçük demiş. Aldım abicim. Taceddin Şener Binur Araç selamlar alkış demiş. Güler Şahin Karacı selamlar harikasın. Ahmet Kolu Keha Gil'den demiş. Selam olsun ablam. Selam olsun. Ozan benim Rekam iş demiş. Tamam Ayhan abicim selamlar. Oğuz Şahin arm kolunun bağrından kopmuş gelmiş kardeşim. Maşallah kardeşimin tüm arm kolları arkasındayız. Bu kardeşim süper. Ya şunu söyleyeyim mi arm kolu şimdi? Arm kolu evet. Artık ben de bir arm kolu oldum ya. Fahri arm kolu. İçlerinizde büyüdüğüm için çünkü hep iç içeyiz. Bütün hepsiyle. Boğazlar kurdu. Şimdi su çay içeceğiz. Arkadaşlar ben onu alayım. Devam et. Dükkan bizim nasılsa sıkıntı yok. O zaman bir bu parçayı armut kolu gençlerine diyeyim, abilerime diyeyim. Şu an dernekte bizleri izliyorlar. Aynen. Hepinize tek tek selam ediyorum. İsminizi tek tek zikredemiyorum ama hepinize ayrı ayrı köydekilerine, buradakilere hepsine gönderiyorum. Haydi armut kolu, bütün armut kolu paylaş bu programı ama. En kalabalık köylerden birisiniz. Herkes paylaşsın yayını. Senden ayrı kalalı deli geziyorum deli. Senden ayrı kalalı deli geziyorum deli. Kar yağdı da kapadı. Konuştuğumuz yeri kar yağdı da kapadı. Konuştuğumuz yeri bir tosun aldım beşe. Girmiyor enişe. Ey gidi arkadaşlar da kalmadı benden neşe. Oy nesine nesine bordo mavifesine. Ölünce koyun beni de aşuren tepesine. Irmaktan, ırmaktan, karanlık kapatmadan. Gel ırmaktan, ırmaktan, karanlık kapatmadan. Düştü başıma haklar. Sen farkına varmadan.
Oynasın nennesine. Mor beyaz diyelim bu sefer. Mor beyaz olmuş bu. Tepesine ölünce mor sarılı meşhuriye geçir. Doley'in tepesine oynasın nennesine. Yanıyor bu kolu yanıyor. Dolfan tepesine ölünce koyun beni de armut kol tepesine. Haydi armut kolu bütün paylaş butonlarına basın. Evet, isteğimiz yerine ulaşmış aynen, olsun. Aynen aynen. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim mi? Ya hani millet diyecek armut kolunu o zaman torpil mi geçiyorsun? Bu sene armut kolu Dolay'da da yaptım bir yayın. YouTube'dan izleyebilirsin arkadaşlar. Sizin ta Dolay'ınıza kadar çıkıp oradan da canlı yayın yapıp sizlere ulaştırmaya evet. çalıştım değerli armut kollular. Bugün de yine armut koluna, bu gece de armut kolunun gecesi olmuş oldu. Evet. Hepinize selam olsun. Hepiniz cansınız, yüreksiniz. Abone olmayanlar tabii ki de abone olsunlar, bize destek olsunlar. Biz de Furkan'ımızı daha iyi yerlere taşıyalım. Daha dünyaya duyuralım. Ozan Aydan Mesut diye YouTube kanalımıza anında abonelik yapıyorsunuz. Evet, şu an ben kendi köyüm adına konuşuyorum. Aynen. Değerli armut kolu gençleri diyorum. Değerli köylülerimiz. YouTube'da Ozan Aydoğan kanalına, Mesudiye burada kanalına abone olursak bizim Mesudiye olarak Ordu'da, Türkiye'de, işte dünyada daha doğrusu diyeyim, geniş bir network olarak her yerde ağımız sürecek, paylaşımımız devam edecek. Aynen. 1000 aboneye geçmemiz lazım ama değil aynen. mi? 1000 abone için de koskoca Mesudiye'yiz. Her yani arkadaşlar şunu söyleyeyim mi? İnanın bunlar yürekten gelen şeyler. Yanlış anlamayın. Kimse bu saatte kalkıp da buraya yok işte şunu yapalım, bunu yapalım. Biz buradan kazanç için yapmıyoruz arkadaşlar. Bu bizim canımız ciğerimiz. Armut kolusu, arpalağını, Mesudiye'si, fallacası, darıcabaşısı, daylosu, balıklısı hepsi bizim. Evet. Bir hizmet verebiliyorsak ne mutlu bize. Eğer şu yayını ben şu anda bu saatte YouTube üzerinden yapsaydım Furkan'a inanır mısınız? Bütün dünya ülkeleri izleyebilecekti. Yunanistan, kesinlikle, Almanya, Fransa öyle. Ve tanıyabilecekti. Onun için arkadaşlar Ozan Aydoğan'la Mesudiye burada YouTube kanalımıza abone olursanız 1000 kişi olduğumuz zaman yayınlarımızı direkt YouTube üzerinden verebileceğiz. Bütün sosyal kültürlerde yani burada sadece bir değer olarak ben değilim. Bizim Mesudiye'mizde birçok hocalarımız, profesörlerimiz geçen haftalarda Gürbüz Doğan Ekşioğlu hocamız aynen, yani benim aynen. Okul hayatımdan, eğitim hayatımdan da hocam olur kendisi. Aynen. Yani selam oradan da yani biz Mesudiye'ye milliyetçiliği diyoruz yine. Aynen. Şu mesajı var yine okuyayım bayağı geliyor. Kardeşim benim Sami Furkan Şener demiş. Mehmet Şencan. Evet, tokatlı kardeşim. Yayınlar, selamlar sonra bir Nayno söyler misin demiş. Teşekkürler. Samsunlu Mert demiş. Kemal Şahin ağzını sağlık. Taceddin Şen helal. Cevat dayı ağzı yesin demiş. Furkan iyi yayınlar, daha sonra bir nayın alabilir miyiz demiş. Tokatlı Mehmet Şencan. Güler Şahin Karaca gözümün önünden geçiyor okulun önü. İyi geceler olsun hepinize demiş. Arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Şu birliktemiz Cenab-ı Allah hiç bozmasın. Yani belki hiç memlekette yok ama bizim millet sevdası, Mesudiye sevdası bambaşka. Bizim çünkü 72 köy, 112 dernek var. Ya bugün işte diyorum hangi köye gitsem ya yere göğe koymuyorlar. İlla öyle bize abi. Gel Ozan abi, bizde kal Ozan abi, bizde yemek ye, bizde... La gelemiyorsun da, şimdi, kıramıyorsun şimdi da. Bizim insanlarımızda şu da vardır. İşim var dediğin zaman, ulan adam geldi de geldi yani. Kalmıyor bizde. Ya bu da var, gönül kırıklıkları da var. Hepsinden aslında biliyorlar bizlere yani. Gidip hepsinde gönül rahatlığıyla kalabiliriz. Vay Zeki abi hoş geldin yayına demiş. Zeki abiye de selamlar gelmiş. Zeki abi hoş geldin, Zeki abiye demiş. Okey demiş. Zeki abiye selamlar demiş Gültekin Erdem. Yani olay bu arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet, devam edelim. İstekleriniz arzusunda da devam edebiliriz. Yine i̇şte sen bak. Kaptan sensin. Yorumlara bakıyorum. Ağzına sağlık Furkan süpersin demiş teşekkür Fatih. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hadi armut kolu bütün yayını paylaşın. Furkan'ı seyretsin bütün dünya. Geldi. Erzurum yapıyor.
işte. Hadi ya, gelin. Oy oy. Şimdi koydu sarran falan doğru açtık, arkamızda köse daha var. Aynen, hadi bakayım. Gemin deresini falan hep arkamıza bıraktık. Hadi bakayım. Şöyle bir yol alalım. Yanmadı gelsin. Evet, onu söyleyeceğim. Haydi Armut kolu. Gemin deresine vurdular yolu. Bir fırtına çıktı, başladı bu. Gelecekti bekleme yolu. Gelemem ki, ah bir fırtına çıktı, sel aldı beni, gemin deresi. Sel aldı beni, ah gemin deresinde, oy, sel aldı beni. Vay deli vay. Geri gel.
Nerede bir güzel gördüysem anam 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 anam. Kocası kötü, kötünün koynunda da zaman geçer mi? Gülüm geçer mi? Karınca da anam karınca, gülüm karınca. Rengin sararıyor da yari görünce, yari görünce. Evet. Bu uzun havalarımızı da deyişlerimizi de böyle hepinize tek tek hediye etmiş olduk. Yorumlar bayağı var, bayağı var. Geliyor. Onları bir okuyayım yavaş. Özcan Şahin, alkış, iyi yayınlar diliyorum. Mesut Akpınar'dan selamlar. Değerli muhtarımız İzzet Karar. Teşekkür ediyorum. Emreciğim, ellerinden öpüyorum. Bütün Akpınar'a selam olsun bizden. Turgay Şahin, ofla of Furkan, beni bir daha köye götüreceğim, göndereceğim demiş. Şu anda kendinizi Dole'de Arbukol yerlisinde farz edin arkadaşlar. Evet, İzzet Kara muhtarıma selamlar dedik. Evet, iyi yayınlar diliyorum demiş. Bir yayında inşallah Ozan Atsız abimize, yani Osman abimize yaparsanız sevinirim. Hatice Hanım, onu tanımıyorum. Onu tanımıyorum derken görüşürüz tabii ki de yaparım. İbrahim abi geri gel ömür demiş. Bir dahaki yayını Özcan Şahin de alır mısın? Özcan Şahin? Bizim bir saniye. Şimdi Şahinler buradan karıştı. İbrahim Ekşi. İbrahim Ekşi bizim Faldacalı. Faldacalı. Özcan Şahin de yayın aldı ya da. Şimdi hangi Özcan Şahin? Şimdi bu? Bizim köyümüzde de Özcan abimiz var. Tamam, neyci bizim o? Derneğimizin üst katta bir kafesi var. Kafesini şu an. Yok yok, hani bir şey çalıyor mu, al diyor da onun için dedim. Ya, Özcan Şahin acaba davulcuyu mu diyor? Davulcuyu olabilir. Olabilir. Yani. Evet, İsmail Türk'ten buradan... bir adam tanıyorum. Çalamcı kardeşim Fatih Şener abimize armağan olsun. Furkan, sana bütün megabaytlar feda olsun demiş. Helal olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Gültekin Erdem adamsın demiş. Gültekin abiye de selam olsun. Çambaşa da... çıksın da anam çıram yanmadı demiş. Evet, o da bizim yörenin bir gelin kına havasıdır. Evet. Kına yakılırken çalınır. Onu da... Aynen. Evet. Oo demiş. Furkan'ım, şimdi Mesudiye gazetesi deyince... Valla Mesudiye gazetesi deyince ben açıkçası böyle bir yerel gazete, yani yaşanmışlıkları olan bir gazete. Yani bunu elimize aldığımızda, ben grafik tasarımcıyım. Dizgiden anlarım, kitap basımından aynen anlarım, baskıdan, matbaadan anlarım ve şu an bu gazetemiz gayet bir yerel gazeteler içerisinde çok çok önemli bir değer taşıyor. Gerek buradaki dizimlileri, işte manşetleri, yani haber alıcıya direkt gidiyor diyebilirim. Aynen, aynen. İşte sayfaları çevirdiğinizde boy reklamlar, hepsi hedefine ulaşılıyor. Yani bu gazetede aynen hedef kitleye ulaşılıyor. O zaman ulaşılıyor. Ne diyebiliriz bizi izleyenlere? Bizi izleyenlere eminim şey, ben kendi köyüm adına herkesin evinde Mesudiye gazetesi var. Aynen. Bizim evlerimizde hep olmayanlar var zaten. Olmayanlar da? Olmayanlar da Ozan Aydoğan aracılığıyla gazetemize abone olabilir. PTT kargo aracılığıyla aynen geliyor. Kurye ile falan değil. Ve biz gerçekten Mesudiye aşığıyız. Mesudiye milliyetçisiyiz. Biz bu yol uğrunda şu an eminim ki şuradaki Armut şey kollara... Diyor, bak ne diyor şey? Sercan diyor ki ayın 20'sinde köye gideceğim diyor. Lafı ağzımdan aldın abi şimdi. Şimdiki şurada derneğimiz hemen burada bize biliyorum, çok yakın. Desem ki hadi kalkın köye gidelim. Hepsinde. Yani o toplum, o kitle şu an basar gider direkt yaylaya gider yani. Değil mi? Şenliğimiz o döneyde olmak gelir var şimdi. O soğuğu yemek var arkadaşlar. Evet. Gittim bu sene, onu da gördüm. Misafir eden değerli dernek başkanımız, buradan Yüksel Şener'e de selam olsun. Muhtarımıza evet selam olsun. O anda orada bulunan hepsine. Taceddin abi de oradaydı. Selam olsun. Bütün Armut koluna dolayı olanlara selam olsun. Gerçekten arkadaşlar
Üşüdüm. Bir esiyor, bir esiyor. Ben tabi artist gibi gittim oraya. Sanki Mesut'e hiç bilmiyor. Ya biliyor musun? O anda almamıştım. Abi bizim Allah razı olsun. Arkamdan yani. Aldım üzerime bir şey. Yedik, içtik, geldik. Herkes haklarını helal etsin. İnşallah hep birlikte biz Mesut'uz arkadaşlar. Sizler bizim yanımızda olsa bizler de sizin yanınızda her zaman oluruz. Dediğim gibi bugün Armutkol'un bir özelliği yok ya da bir torpil de değil. Kesinlikle yok. 2-0 oldu Armutkol'u, ona göre. Biz de tam destek istiyoruz. Evet. Hem gazetelik anlamında aboneliğinizi hem de YouTube kanalımıza. Hadi Armut Kolu patlatın bu gece. 1000'e yaklaşalım ki Furkan'ımı dünyaya tanıtalım. Evet, buradan... Bugün beğenmediğiniz o Yunanistanlı adam abi bir dünya tanıyor be. Bizim Furkan'ımızı niye tanımasınlar? Onun için ne yapacağız? Kesinlikle hepimiz paylaşacağız. Gazetemizi alacağız ve YouTube kanalımıza abone olacağız. Aynen. Buradan özellikle köydeki muhtarımıza yani selam Nurettin olsun. Amcama selam gönderiyorum benim. Beni bir gün aradı. Ses kaydım var benim onda. Ulan dedi şu an yaylaya çıkıyorum dedi. Telefona da koydum seni dedi. Arabanın şeyine beni ağlattın yalan dedi. Vicdansız dedi. Buradan ellerinden öpüyorum onu. Selam olsun çok muhtarıma. Severim kendisine. Selam olsun tekrar. Aynen. Evet abicim şimdi sen söyle işleyişi nasıl devam ettirelim? İşleyişimiz erken yayının sonuna yaklaşırken tabii hızlı hareketliye geçer. Siz de orada horon tepebilirsiniz. Bir de Mesut Espor'umuz var. Evet. Onu da anmadan geçemiyoruz. Onu söylemeden, fikrini almadan. Arkadaşlar Mesuliye Spor'umuz yaklaşık 35 yıldır ayakta duran bir kulüp. Evet. Ama taşıma suyuyla değirmen dönmesiyle yani insanların bir forma satın almasıyla ya da bir mesaj atmasıyla ya da yapılan gecelerle ayakta duruyordu. Evet. Ama yine Armutkolu'nun evladı çocuğu olan Yüksel Şener. Evet, buradan... İlk dönemde bak gurur duyun, onur duyun, sizin evladınız. Bizler de her zaman zaten yanındayız, tam desteğiz. Hangi platforma giderse gitsin arkadaşlar yanındayım. Emin olun yani bir Armutkolu olarak, bir Yüksel Şener olarak yanındayım. Evet. Bu dönemde kulübü 35 yıl sonra Ümraniye'ye taşıdık. Bir kulüp binası açıldı. İnşallah tesise kavuşturacaklar arkadaşlar sizin evladınız. İnşallah bunu başaracağız. Şunu söyleyeyim. 81 07'ye bir mesaj attığınız zaman 11 TL kulübe katkıda bulunuyorsunuz. Bir de eğer isterseniz forma, isimli forma üzerinize yapılıyor. Bu da sizin bir desteğiniz olur. Evet, neler düşünür Furkan Mesudiye Spor? Ben açıkçası şöyle söyleyeceğim. Benim futbolla hiçbir bir bağım yok ama bizim toplumumuzda ki özellikle Mesudiye Spor'umuz bizim. Aynen. Diye tabii ki katkıda bulunmak gerekiyor. Ben kendi köyümden yine örnek vereceğim. Bizim gençlerimiz şu an 12 tane futbol takımı var. Evet evet. Bu ne demek? Birlik, beraberlik. Yani bizim köyümüz bunu yapabiliyorsa diğer köylerin içerisinde neler var? Ve bunların başında bir de Mesudiye Spor var. Aynen. Biz kendi köyümüzle mesteflere katılıyorduk mesela Kağıthane'de mesela izlemeye giderdik falan. Şimdi Mesudiye Spor var. Tabii bu kulüp çatısı altında toplanılabilir. Aynen. Ben böyle paylaşımlara çok çok açığım. Futbolun zerre şeyinden fesinden anlamam ama o toplumda olurum. Ne yaparım? Gerekli kendi desteğime elimdeki imkanlar da bir gecesi düzenir. Kemençemle orada bulunabilirim. Ben fotoğraf kameramanlık işleriyle uğraşıyorum. Reklam işleriyle uğraşıyorum. Bir tabii, afiştir, bir broşürdür. Böyle şeylerde destek olabilirim. Bir logodur. İşte bizim sivil toplum kurumlarımızın, topluluklarımızın logoları oluyor vesaire vesaire. İhtiyaçtır bunlar. Aynen. Kim yapacak bunları? Her türlü destek ben olur. Her türlü destek olmaya varım. Çünkü benim mesleğim bu. Aynen. Canla ve başla. Bunun altını çiziyorum. Canla başla. Yani kimse ayırt etmem ben. Çünkü bir objektif yönüm var benim. Herkese selam göndermek bu gibi programlarda bir boyun borcu oluyor. Aynen. Herkese selam göndermek gerekiyor. Kimseleri kırmamak gerekiyor. Ve ben canla ve başla bütün yeteneklerimle Mesudiye'nin çocuğuyum. Bunu eyvallah, demek istiyorum. Programımızı nasıl buldu Furkan? Programımız ne kadar süre oldu bilmiyorum. Dükkan bizim ya, sıkıntı yok. Sonuna yaklaşırken. Hiç problem. İstersen sonlandırmaya da biliriz. Bizi izlerler. Aynen. Bütün yörelere etki edebiliriz. Çalıp söyleyebiliriz tabii, tabii. Burada. Programımız çok güzel. Ben karantina işte pandemi dönemindeyken hala öyleyiz de seni ben çok yakinen takip ediyorum. Neden? Eyvallah. Sosyal medya yani Ozan abi ne yapıyorsun falan diye takip etmiyorum ama
günümüz teknolojisiyle Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından Ozan abinin her dakika online olmasından, çevrim içi olmasından biliyorum ki bu adam Mesudiye bir iş yapıyor. Eyvallah. Mesudiye için uğraşıyor. Arkadaşlar canlı yayınlar açıyor. Aynen. Mesudiye'mize, Armut koluna, Fallece 72 öğüne hizmet etmekten onur gurur duyuyorum arkadaşlar. Emin olun herkesi birebir tanırım. İsim olarak belki tanıyamam ama birebir gerçekten tanırım. Evet. Rahmetli babam 71 yaşında vefat etti. Bir gün dedi ki ya dedi benden çok adam tanıyorsun ya dedi. İnanır mısınız? Keşke Cenab-ı Allah dedim ya bütün dünyadaki mesudiyelere ulaşmak hedefim ahtım olsun. Sizlere daha iyisini yapılmak, daha güzelini sunabilmek. Evet. Bir insanımıza daha faydalı olup bir duasını alabiliyorsam ne mutlu bana. Şahsıma da ben de mesudiyenin evladı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ben de bir armut kolluyum. Ben de fallacalıyım. Ben de mesudiyeliyim. Bu kadar. Haydi Furkan'ım. Budur. Bir istek gelmişti. Çambaşına çıktım. Çambaşına, çıram yanmadı ama diye. Bir şey dedi şurada bir ablamız. Kına türküsünü dinleyerek büyüdüm. Çam başına çıktı. Ha o galiba. Evet. Çıram yanmadı. Anacığım için demiş. Güler ablacığım annesi Güler için. Ablacığım. Ben de bunu kimden öğrendim? Teyzemden, büyüğümden. Ha, sen kemençe çalışsın. Gel otur bakayım şuraya. Bizde ne gaydeler var sen biliyor musun diye. Bir başladı. Ondan sonra çam başına çıktım. Çıram yanmadı. Bu kına havası. Haydi bakayım. Çıktım anam çıram yanmadı. Anam çıram yanmadı. Mektup yazdım yâre anam mektup varmadı. Mektup yazdım yâre anam mektup varmadı. Arkasına baktım anam kimsem kalmadı. Anam kimsem kalmadı. Ağlama gelin ağlama anam o yeter gibi. Uzaklara kız verme anam o yeter gibi. Bataklara ev yapma anam o batar gide. Anam o batar gide. Uzak yere kız verme anam o yeter gide. Uzak yere kız verme anam o yeter gide. Bunu büyüklerimden aktardığım kadarıyla çaldım. Güler ablanın annem için, anacığım için demiş. Annenize gelsin Güler ablacığım. Anneye de selamlar ellerinden öpüyoruz. Evet ellerinden öperiz. Taceddin Şener Furkan Armut Kolu Musul Türküsünü söylemedin mi ona? Söyledik mi ne? Söyledim Armut Kolu Musul Söyledik dinlememişim. Ama var onların arasında en son yapacağım diye diyorum. Devam edeceğiz. Aynen. Şimdi kaptır hızlıya. Hadi ekran başında. Bacalar canım kiremit bacalar canım yedim alacalar canım yedim alacalar canım. Severiz gelinleri canım severiz gelinleri canım darılır kocalar canım darılır kocalar canım. Ah canım de canımsın canım nerelerin arıyor canım. Yıkıl Armut kolu yıkıl.
kirlemitte buz musun canım? Kirlemitte buz musun canım? Gelin misin kız mısın canım? Gelin misin kız mısın canım? Haydi gidelim desem canım, haydi gidelim desem canım, benimle gelir misin canım, benimle gelir misin canım, ha gülüm ben canımsın canım, nerelerin arıyor canım, ben sevdiğim alamadım canım, ben nereye gelirim canım. Dana giderim, dana danaları kaçırdım. Arif'in bostanına, bana köyden baranında satar manasını. Bana köyden baranında satar manasını. Çoban koydum mallara, üç bahçuş dökmeye. Çoban koydum mallara, çoş bahçuş dökmeye. Neredesin çobanım da güzellerin peşinde? Neredesin çobanım da güzellerin peşinde? Furkan'ın bugün hem Furkan'ı tanıdık, hem Furkan'ı yakinen tanıdık, bilinmeyen yönleri tanıdık ve Furkan'ı sanatıyla tanıdık. Furkan'ın son sözlerini alalım mı? Sen de. Gerçi yarın pazar ama yine de yormayalım. Sadece demek? İnsanlar kendini düşünmüyor ama. Ne demek? Baş tacısın. Gerçi bugün bir de herhalde kazan vardı, cenaze mi vardı, bir şey vardı ama. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçi uyarı için teşekkür ediyorum. Bir abimiz uyardı ama şöyle söyleyeyim. Kimdi o? Selahattin Şahin, sizden mi? Bir bakayım. Şu abi. Evet. Şimdi Selahattin abi şöyle, gerçekten hasta olanlara Allah, Cenab-ı Allah şifa versin. Ölmüşlerin mekanı cennet olsun. Bir program yapılırken o günün tarihindeki olacak olayları biz bilemeyiz. Bizler şey değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ne olacağını, ne biteceğini, hı hı, bilemeyiz. Tabii ki de ölmüşlerden Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun buradan. Hepsine saygı duyuyoruz. Hepsi bizim insanımız. Bizim canımız, ciğerimiz. Bizler üzülüyoruz. Buradan da demin dedik gibi pandemide hasta olanlara, evlerde karantinada kalanlara Allah yardımcı olsun. Evet. Şifalarını versin. Ölmüşlerimiz de varsa rahmet eylesin. Şu anda hastanelerde ameliyat olanlara ya da acil durumda olanlara da Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Hepsi bizim için. Ölüm de bizim için. İyi günde, kötü günde. Bizler burada bir hizmet veriyorsak, bir insanımızı, bir değerimizi insanlara aksettirmek için uğraşıyoruz. Tabii ki de kimse öyle bir şeyin içerisine girmez. Yine de uyaran için teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun. Uyarıları kabul ederiz, ediyoruz zaten. Bir cenazemiz oldu, tam haberini bilmiyorum bile. Netleşmediği için arkadaşlar. Biz bu programı 3-4 hafta öncesinden tabii. Belirlemiştik. Ve bugüne müsaitlik vardı. Yani bu kasıtlı yapılmış bir şey değil. Büyüklerim, değerli yani şeylerim. Yani affına sığınarak tabii ki de. Beni gerçekten affedin. Yani bunu ben planlamadım bu şekilde. Yani bu tarihte bir şey olacağını bilemeyiz. Bilemeyiz. Ve durumunu bilmediğimiz halde. Yine de affınızı sığınıyoruz. Af diliyoruz yani. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Özür dilemekse özür dileriz. Aynen. Evet Furkan'ım, sözlerini alalım.
Nasıl buldun yayını? Nasıl buldun Furkan'ı? Şimdi Furkan'ı sen nasıl gördün? Kendi Furkan'ı. Güzel bir şey. Daha önce canlı yayına çıktım. Sahnede çok kemençe çaldım ama. Kendini dinlemedin. Tabii kendimi dinlemedim. Burada monitörümüz bize gösteriyor ne yaptığımızı ettiğimizi görüyor. Aynen. Çok güzeldi Ozan abi. Allah razı olsun. Ayağına, emeğine, yüreğine böyle sağlık. Böyle bir program çok güzeldi. Ben şimdi Furkan'ı ben tanıyorum. Yakinen tanıyorum. Canım ciğerim, sevdiğim bir kardeşim. Her zaman da görüşüyoruz. Biz de arkadaş birbirimize ne kadar destek verirsek sanatıyla, icrasıyla, evet, işiyle, mesleğiyle biz o zaman Mesudiyeliyiz. O zaman meletliyiz. Yoksa yalanların resme bakıp ben seviyorum da olmuyor. Tabii, kurban tabii olayım. Biz tabii hep birlikte Mesudiyeyiz. Her şeyine sahip çıkalım. Desteğini diyoruz ya, yüreğinle göster. Kesinlikle. Desteğini göster. Bugün bir mobilyacı mı? Mesudiyeli mi? Ona git. Bir grafikçi mi? Ona git. Bir kemençeci mi? Ona git. Bir şeyine mi yardım olur? Ona git. Arkadaşlar biz hep birlikte Mesudiyeyiz. Allah bu birliklerimizi daim etsin. Bizi herkes gıptayla imrenerek izleyen bir toplumuz biz. Irmağından ismini alan koskoca meletliyiz biz arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Bizde görüş yok. Bizim tek görüşümüz melet. Tarafsız olmak gerekir. Aynen. Bu işlerde. Tek sevgimiz bizim Mesudiye. Biz onun o deresini seviyoruz, dağını seviyoruz, taşını seviyoruz, dolayını seviyoruz, fallıcasını seviyoruz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Biz böyle bir milletiz arkadaşlar. Her şey yüreğinizdeki gibi olsun, dilediğiniz gibi olsun, dualarınızdaki gibi bir hayatınız olsun. Sağlık, sıhhatle, huzurla kalın. Furkan'ım da son sözlerini alalım. Müzikle kapatıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun şimdilik. Furkan'ım sen de sözlerini söyle. Evet. Müzikle. Ben böyle bir ortamda ilk defa bulundum. Hepsiyle böyle bir hemşerilerimle bir araya böyle bir programda geldim. Çok mutlu ettiniz beni. Katıldınız. Ozan abi beni konuk etti, davet etti. İlk başta onunla böyle çok mutlu oldum. Programımız çok güzel geçti. Tabii ki sizler sayesinde. Siz bir kitlesiniz. Biz size bir program aktarıyoruz. Siz var oldukça bu programlar hep devam eder. Daha yükselir, daha büyür. Tabii ki abone olmak. Ya YouTube'da abone olmak. Şimdi artık işler sosyal medyadan daha iyi gidiyor. Bir yerlere çıkamıyoruz, edemiyoruz bu sağlık problemleri açısından. Hepimiz birbirimize destek olursak biz yani daha büyük söyleyeyim, bir toplum oluruz. Yani ben şimdi bir armut kolunu dünyaya duyursam, Dole'yi dünyaya duyursam, armut kolu yaylasını dünyaya duyursam, bugünkü çektiğim Dole yaylasındaki canlı yayın YouTube'da var. Şu andaki yine Furkan'ın yayını da YouTube'a girecek. YouTube'dan armut kolunu tanıdığını düşünsene bütün dünyanın. İnsanların geldiğini, evet, turist geldiğini düşün. Furkan'ımın bütün dünyanın tanıdığını düşün. Bugün neden olmasın bir Dubai'den bir istek gelsin, gitsin Furkan'ın dualarda çalsın. Tabii ki. Hem maddi hem manevi bir yerlerde olsun. Ben gurur duyarım. Bir Mesudiyeli olarak. Gurur duymak lazım. O zaman bütün armut kolundan ne diyoruz? Hadi bu gece YouTube kanalımızı 1000 yapalım. Yaparlar. Her şeyin en güzeli sizler için olsun. Köylülerime Furkan inanıyorum. İçin olsun. Mesudi için olsun. Armut kolu için. Allah'a emanet olun. Hadi Furkan'ım sen de kapanış. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hepinize selam olsun. Yaramadım yar yar yaramadım yine bulamadım yine bulamadım yarı çok sevdim ama yar yar yaramadım kendini bulamadım kendini bulamadım. Thank you.
Evet, en kötü günlerimiz böyle olsun. Eleştirilerinize açığız, yorumlarınıza açığız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.